Herkese merhaba ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa ama etkisi çok uzun sürecek bazı kitaplardan bahsetmek istiyorum. Aslında bu kitapları araştırırken satın aldım ve satın aldıktan sonra da bazılarını okuma fırsatına eriştim. O yüzden ilk önce okuduğum kitaplardan sizlere tanıtmak istiyorum. İlk tanıtmak istediğim kitap Monolog yayınlarından çıkan Yaşam Suyu isimli Clarice Lispector'un bu kitabı olacak. Brezilyalı yazarın bu kitabı aslında birazcık deneme amaçlı yazılmış kitaplarından birisi. Fantastik bir dünya çevreliyor beni ve ben oluyor. Küçük bir kuşun çılgın şarkısını duyuyorum. Parmaklarımın arasında kelebekler eziyorum. Bir kurdun yediği elmayım. Orgazmik kıyameti bekliyorum. Ahenksiz bir böcek istilası sarıyor etrafıma. Bir gaz lambasının ışığıyken ben sonra da olayım diye çok ileri gidiyorum. Bir trans halindeyim. Çevremdeki havaya nüfuz ediyorum nasıl bir ateş yaşamayı durduramıyorum tarzında arka tarafında açıklama devam eden bir açıklaması var. Brezilyalı yazar aslında öldükten sonra daha fazla tanınmaya başlamış ve eserleri de yavaş yavaş yeni Türkçe'ye çevrilmeye başlanmış. Monolog yayınları devam edeceğini söylüyor bu çevirilere. Kitapla ilgili şöyle ufak bir özet vermem gerekirse bahsettiğim gibi yazarın aslında kendi iş çatışmalarıyla etrafındaki olaylarla birlikte bağdaştırması ve farklı farklı ilerleyişini anlatıyor. Kitapla ilgili çok küçük bir anekdot da şöyle verebilirim. Yayıncısına gönderirken bazı noktalama işaretlerine, büyük harflere ve edebiyatta aslında çok fazla dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat etmediğini ve bunu bilerek yaptığını söylüyor. Yine bahsettiğim gibi ilerleyen haftalarda zaten kitabı tanıtırken sizlere bunlardan yine birazcık bahsederim. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap Edgar Keret'in Siren Yayınlarından çıkan Domuzu Kırmak isimli bu kitap olacak. Başlangıç kitabını bunu seçtim çünkü Edgar Keret'in aslında çok güzel öykülerinin olduğu ve çok da farklı bir yazım tarzı olduğunu yavaş yavaş keşfedeceğimi umuyorum. Bu aslında illüstrasyonlu bir kitabı. Son taraftaki Domuzu Kırmak bununla birlikte ilerliyor. Onun dışında çok değişik bir kalemi, çok değişik bir yazım tarzı var. Okuyanlar var mıdır? Nedir, ne değildir? Yorumlara yazarsa sevinirim. Çünkü gerçekten okuduğum zaman çok şaşırdım. Özellikle Tanrı olmak isteyen otobüs şoförünün kült öyküsüyle birlikte çok fazla yorumunu uzun zamandır okuyordum ve okuduktan sonra da artık bir giriş yapmanın zamanı geldi diyerek başladım. Öykücülükte birkaç sayfa öykücülüğün nasıl olması gerektiğini ve yazarken insana nasıl şaşırttığını çok güzel bir şekilde anlatıyor. Okuduktan sonra da çok büyük keyif aldım kitabı. Eğer okumak isteyenler varsa, Edgar Keret'le tanışmak isteyenler varsa bu kitabıyla başlayabilirler. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap ve beni çok etkileyen bir kitap. Sağır Cumhuriyet isimli İlya Kamiskin'in harfa yayınlarından çıkıyor ve maalesef araştırdığımda çok fazla okuyanın olmadığı ancak mutlaka okunması gereken kitaplarından birisi. Şair İlya Kaminski tiyatro oyunu gibi bu kitabı yazıyor ve bu kitabı tamı tamına 15 yılda tamamlıyor. İçerisinde bu tarz ufak tefek ve birazcık da şiir tadında ilerleyen bir kitap. Kitabı çok kısa bir süre içerisinde rahatlıkla bitirebilirsiniz. 95 sayfa civarında. Ancak kitabın etkisinden uzun süre çıkamayacağınızın mutlaka garantisini size verebilirim. Bir kasabayı ele geçiren askerlerin soykırımla birlikte kasabadaki insanları tek tek aslında yok etmeye başlamasını ve insanlar sustukça kasabalının kendi el işaretleriyle birlikte konuşması ve bunu sessiz bir direniş şekliyle yapmasını ele alıyor kitabımız. Bu kitapla birlikte geçmişteki zamanı birazcık daha iyi anlayabilirsiniz. Özellikle Yahudi kırımında insanların ses çıkarmaması, belli bir zaman sonra olayların çığırından çıkması ve artık ses çıkaracak hiçbir insanın kalmaması gibi. Bu birazcık sizde çağrışım yaratabilir. Mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer okuduğum kitapta Claire Keegan'ın Emanet Çocuk isimli bu kitap olacak. İrlanda edebiyatından çıkma çok güzel bir kitap. İrlanda kırsallarında 1980'lerde geçen kitapta küçük bir kız çocuğunun başka bir aileye verilmesi, o ailenin tek çocuğu olması ve gideceğini bilmesine rağmen el üstüne tutularak kendi ailesinden görmediği şefkati ve mutluluğu aslında bu yedek ailede görmeye başladığının hikayesi anlatılıyor. Bir çocuğun gözünden ne kadar güzel anlatılabilirse yazar o kadar güzel betimlemeleriyle birlikte anlatmış ve bizlere sunmuş. Bizlere de sadece okumak kalmış. Jaguar yayınlarının uzun zamandır listemde olan kitaplarından biriydi. Mutlu azınlığa yazılan harika, eşsiz bir kitap olmuş. Yine haftaya zaten bu kitabı da daha ayrıntılı bir şekilde sizlere tanıtacağım. Aldığım ancak okumadığım kitaplardan Kiel Askitsen'in Thomas F'in Kamuya Açık Son Notları isimli bu kitap olacak. Yurt yayınlarından çıkıyor ve ilk defa okuyacağım bir yayın evi daha geldi. Birazcık yorumlarını araştırdıktan sonra aslında İskandinav Edebiyatı'na olan merakım dolayısıyla tercih ettiğim bu kitap oldu. Norveççe aslında kitabın aslı ve çok da güzel yorumlarını okudum. Çok da merak ettim. O yüzden okumayı planladığım kitaplardan hemen şöyle sizlere gösterecek olursam 84 sayfa bakalım bize ne gibi bir macera serüven sunacak. Ben de heyecanla ve merakla bekliyorum. Bir sonraki kitap Nayra Gelaşvili'nin Ben Oyum isimli bu kitabı olacak. Bence kitaptan Alabanda yayınlarından ve Gürcüce kitaplarımızdan bir tanesi. Yine ilk defa okuyacağım bir edebiyat olacak. Yine ilk defa okuyacağım bir yayın evi olacak. Kitabımız 160 sayfa. Bu kitapla ilgili de çok güzel ama çok farklı yorumlar okudum. Zaten arka tarafında da Tiflis'te karşı komşuları olan kendinden yaşça büyük bir erkeğe karşılıksız aşkla bağlanan Nia, geçen 50 yılın ardından yaşadıklarını ve ergen hassasiyetini sorguluyor. Naira Gelaşvi ile bir kadının gençlik ve yaşlılıkta çektiklerini aciz egosuyla diyalog kurarak tasvir ederken incelikli bir başarı yakalıyor. Ben Oyum 2013 yılında Gürcistan'ın en önemli edebiyat ödülü olan Saba ödülünde yılın en iyi romanı seçildi diye de çok güzel bir not var. Amazon yayınlarından ben kitabı aldıktan sonra ellerinde ya bir ya da iki tane daha vardı. Umarım yeni baskıları gelmiştir ve merak edenler hızlı bir şekilde ulaşabilirler. Bir diğer tanıtmak istediğim kitapta bir sinir hastasının 21 günü. Octave Miyabu'nun Fransızcadan çevrilen ve 3 nokta yayınlarının çevirdiği bir kitap. Yine okumadığım bir yayın evi ve yine okumadığım bir yazarla bu kitapla birlikte tanışacağım. Bu kitabımız aslında diğerlerine nazaran bir tık daha uzun 335 sayfa. Bununla da ilgili çok güzel yorumlar okudum ve Böyle kitapları aslında merak ediyorum çünkü bazı olaylara empatik yaklaşmada gerçekten sorunlar ve sıkıntılar yaşıyoruz. Seçme hakkının işleyişinde asıl hayranlık uyandıran şey egemen olan ve kendisinden başka efendisi olmayan halka hiçbir zaman tadına varamayacağı iyilikler vaat edilmesi ve her halükarda gerçekleştirilmesi başka birine bağlı sözler verilmesidir. Tüm hayatları boyunca kumarmazların para peşinde, aşıkların acının peşinde koştukları gibi vaatlerin arkasından koşan seçmenler son derece insani ve böylesine olmadık biçimde bağlı oldukları sözlerin tutulmamasını bile yeğliyorlar. Seçmen olsak da olmasak da biz böyleyiz. Tatmin edilmiş arzular bizim için bir şey ifade etmez. Asla gerçekleşmeyen şeylerin özlemini duymak ve sonu gelmez bir rüyaya dalmak isteriz diye. Arka tarafında çok cezbedici ve çok farklı bir tanıtım bülteni de var. Bakalım nasıl bir serüven yine beni bekliyor olacak. Son olarak tanıtmak istediğim kitapta 7 Deli Adam Roberto Arlton. Kolektif kitaptan çıkan ve yine çok güzel yorumlarını okudum. Arka tarafında Roberto Bolano, Julio Cortezar, Juan Carlos Onetti gibi çok sevdiğim yazarların çok güzel sözleri var aslında. Kendisine sürekli acı veren ruhunu görüp anlamaya çalışan bassız bir adamı ve etrafında şekillenen karanlık absürt olaylar silsilesini anlatıyor. En sevdiğimiz. Delilik nöbetleriyle ruhun ve zihnin tikleriyle birbirinden ilginç karakterlerle devrimci anarşist yaklaşımlarla dolu yazıldığı dönemin boyarası Aires'in çarpıcı bir potesini çizen roman Roberto Alt'ın başyapıtı olarak kabul ediliyor tarzında bir açıklaması var. Arjantin edebiyatından aslında bir kitap daha aldım ve onu da yine gelecek hafta sizlere tanıtmayı planlıyorum. Bu dönemde aslında İspanyol yazarları yeni yazarları keşfetmesi daha da güzel geliyor. Bakalım yine nasıl bir kitap beni bekliyor olacak. İçlerinde okuduğunuz kitaplar var mı? Okuduysanız nasıl hissettiniz? Nasıl buldunuz? Aşağı tarafa yorumlara yazabilirsiniz. Bunların dışında sizler neler okuyorsunuz? Yine artık yılın son günlerine yaklaşmak üzereyiz. Bakalım bu yıl neler okumuşuz neler yapmışız ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili de oldukça güzel bir içerik çekmeyi planlıyorum. Şimdilik anlatmak istediklerim tanıtmak istediklerim bu kadar. Buraya kadar yine sabredip izleyen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.